Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet, bu videoda sizlerle beraber uzaktan eğitim süreci biliyorsunuz başlıyor. Dolayısıyla bu süreç ile ilgili kafalarımızda olan bazı soru işaretlerini aydınlatmaya çalışacağız. Eğer değilseniz kanala abone olarak hem bu tarz haber videolarımızı hem de 7-8-9. Sınıflar için yayınlayacağımız matematik videolarını, dönem içinde de yapacağımız kampları kaçırmadan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki de videoyu beğenirseniz sevinirim. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet, bu süreçte aklımızdaki en büyük soru işareti aslında şu: uzaktan eğitimle başlıyoruz biliyorsunuz ve bu uzaktan eğitimde devamsızlık olayı olacak mı? Yani devamsızlıklarımız sayılacak mı? Dolayısıyla hemen bunu cevaplandırmaya çalışalım. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı çok yakın bir zaman içerisinde canlı yayına katılıp bu tarz sorulara, yani çok net olmasa da biraz sinyallerini vererek cevap verdi açıkçası. Kıyısından da olsa cevapladı diyebiliriz. Şimdi bu durumu açıklayabilmemiz için öncelikle iki dönem var biliyorsunuz karşımızda. Birincisi 31 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimi 18 Eylül'e kadar devam edecek. İkincisi ise 21 Eylül itibariyle başlayacak yeni dönemimiz. Şimdi bunları iki farklı durumda değerlendireceğim. Birincisi 31 Ağustos'tan 18 Eylül'e kadar olan kısımda biliyorsunuz telafi eğitim olacak ve Milli Eğitim Bakanı daha önce de şunu açıklamıştı. Telafi eğitimleri süresince 3 hafta olacak demişti. Yaz aylarında bir açıklaması vardı onunla ilgili. 3 hafta olan bu telafi eğitiminde devamsızlığa bakmayacağız demişti. Çünkü öğrenciler öğrenmiş olabilirler. Yani bilerek gelmişlerdir ya da takip etmişlerdir. Bir şekilde kendi öz disiplinlerini sağlamışlardır ve konuyu öğrenmişlerdir. Bizler onu tekrar telafiye çağırmaya zorunlu tutamayız demişti. Dolayısıyla telafi eğitimde bu şekilde devamsızlığınıza bakılmayacaktır diye tahmin ediyorum ki onun da ötesinde aslında pek çok öğrencinin şu an canlı derslerle ilgili, planlamayla ilgili hiçbir şekilde haberi yok. Burada öğretmenlerin de haberinin olmadığını söyleyebilirim. Pek çok okul için, özellikle devlet okullarından bahsediyorum tabii ki de. Çünkü henüz şu an planlamalar muhtemelen yapılmadı. Pek çok okulda durum bu şekildedir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu planlamanın yapılmasını bekleyeceğiz. Aslında işin özü uzaktan eğitimde devamsızlığınıza bakılmayacaktır. Bunu söyleyebilirim. Aslında bu süreç, yani 18 Eylül'e kadar olan bu süreç biraz da deneme yanılma süreci olacak gibi geliyor bana. Esas 21 Eylül'e hazırlık yapılacak. Yani bu altyapı hazırlıkları vesaire bu süreçte, yani telafi eğitimi sürecinde yapılacaktır. Şöyle bir durum var. Yani 21 Eylül'den sonrasına gelelim. Biliyorsunuz 21 Eylül'de artık resmi olarak yeni döneme başlıyoruz. Bu ne demek? Sizin artık müfredat içerisine girmiş olmanız gerekiyor. Yani 9. sınıfsan mesela matematikte mantık konusunu işlemeye başlaman gerekiyor. Çünkü eğer bu şekilde müfredata başlayamazsak bu dönemde müfredatı yetiştiremeyiz. Yani açıkça söylemek gerekirse durum bu şekilde. Hiçbir sınıf yetiştiremez. Ama uzaktan, ama yüz yüze bir şekilde eğitimin başlaması gerekiyor. Eğitim ve öğretimin başlaması gerekiyor. Dolayısıyla da 21 Eylül'den itibaren Milli Eğitim Bakanı'nın da biraz sinyallerini verdiği üzere devamsızlık noktasında bakılacak. Yani çeşitli uygulamalar yapılacaktır ve devamsızlığınıza bakılacaktır. Bu da tabii ki de televizyondan bahsetmiyorum. Canlı dersler için bahsediyorum. Canlı dersler konusu da yine büyük bir soru işareti, hala netleşmiş değil. Hangi dersler net olarak canlı derse katılacak? Hangi öğretmenler katılacak? Eğer tüm öğretmenler ve tüm dersler canlı ders yapacaksa bu tahmin edersiniz ki çok ciddi bir altyapı istiyor. Evet, Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Canlı ders altyapımızı 10-12 kat artırıyoruz dedi ama bunun da yine yeterli olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü 18 milyona yakın öğrencimiz var ve her birinin her ders için canlı ders uygulamasına katıldığını düşünürseniz, yani o EBA'ya yoğun bir giriş olacaktır ki bir günde de 6 saat 7 saat ders aldığınızı da düşünürsek, ki bunu da online olarak, canlı ders olarak alacaksanız, bunu bilmiyorum internet altyapısı ne kadar kaldırır. Dolayısıyla yine geçen dönemlerde olduğu gibi çeşitli aksaklıklar yaşanacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla çok bir sürdürülebilirliği yok gibi duruyor. Bu yüzden canlı derslerde her sınıf her dersi almayabilir. Burada temel dersler öncelikli olacaktır diye yine düşünüyoruz. Diğer dersler için de sizler muhtemelen EBA TV'ye yönlendirileceksiniz. Dolayısıyla durum bu şekilde. Şimdi bir diğer noktada şu var. Yine Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı üzere 16 milyon öğrenciye erişebiliyoruz dedi. Yani internete erişimleri var dedi. Fakat 1,5 milyon öğrenciyi hiçbir şekilde EBA'da göremiyoruz dedi. Yani tam olarak bu şekilde bir açıklaması var. Dolayısıyla bu 1,5 milyon içinde bir çözüm üretilmiş. O da şu EBA destek noktaları kurduklarından bahsetti Milli Eğitim Bakanı.
Yani özellikle köy ve mezralarda internet çekmeyen yerlerde bu şekilde destek noktaları oluşturulacak. 5200 adet EBA destek noktası kurulacağını söyledi yine Milli Eğitim Bakanı. Muhtemelen 21 Eylül'e kadar yetiştirilecektir. Bu nasıl bir sistem olacak tam net bir açıklaması yok, fakat tahminimce şu şekilde olacaktır. Gerek internet erişimi olmayan öğrenciler internet götürmek şeklinde olabilir, ya da yine online bir okul gibi de düşünebiliriz buraları. Yani işte 3-4 köyün tekrar toplanıp bir araya getirilip internete bu şekilde ulaştırılabileceği bir okul gibi bir merkez olabilir. Yani bu destek noktası bu şekilde bir, yani halk eğitim merkezi gibi olabilir. Ama dediğim gibi detayların hiçbiri belli değil. Şu an sadece 5200 adet EBA destek noktası olacağını biliyoruz. Onun dışında uzaktan eğitimde, yani bu kısımda işte devamsızlıktan sorumlu tutulacaksınızdır. Bu da canlı derslere girip girmemenizle alakalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani canlı derse girdiyseniz evet bu öğrencimiz derse geldi diyeceğiz. Girmediyseniz de bu sizin devamsızlığınızı artı bir olarak yazılacaktır. Net bir açıklama var mı? Yok, ama Milli Eğitim Bakanı şunu söyledi. Geçen dönem canlı dersleri yaparken özellikle devamsızlığı serbest bıraktığımız için, yani devamlılığı diyelim daha doğrusu, serbest bıraktığımız için, yani zorunlu tutmadığımız için ve de sınavlarda özellikle LGS'de ve YKS için işlenen konuları sormayacağımız için öğrencileri derslere çekmekte zorlandıklarından bahsetti. Yani öğretmenler öğrenciyi motive edemedi gibi de söyleyebiliriz. Mesela bir 7. sınıf öğrencisi zaten sınav olmayacak, bu konulardan da sorumlu tutulmayacak. Devamsızlık da önemli değil. Bu yüzden derse çekme noktasında, motive etme noktasında zorlandığını belirtti Milli Eğitim Bakanı. Bu sebeple işte bu sene yeni bir uygulama yapılabileceğinin sinyalini verdi diyebiliriz. 21 Eylül'den itibaren devamlılığın zorunlu tutulma olasılığı olabilir. Bunu da şimdiden söyleyeyim ki zaten daha önce haberde de paylaştık. Okullar tek tek öğrencilere ulaşıp işte internetin var mı, bilgisayarın var mı şeklinde bir araştırma yakın zamanda yapacaktır. Hatta bu şekilde yapan okullar var mı? Varsa yorumlarda bunu mutlaka bildirin ki gelişmelerden biz de diğer arkadaşlarınızı haberdar etmiş olalım. Durumlar bu şekilde. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarıyla biraz kafamızdaki soru işaretleri aslında az da olsa giderilmeye başladı diyebilirim. Ama şunu da yine tekrar etmek istiyorum. 21 Eylül'de kademeli olarak başlayacağız dedi Milli Eğitim Bakanı, ama kademeli de olsa bu vaka sayılarıyla okulların açılması çok mümkün gözükmüyor. Ya da hani Milli Eğitim Bakanı'nın dediği gibi sadece atıyorum birinci sınıflar başlayabilir. Yani Milli Eğitim Bakanı birinci sınıf demedi ama kademeli olarak söyledi. Burada kademe olarak da ilk olarak birinci sınıflardan bahsediliyor tüm eğitim camiasında. Bunu söyleyebilirim. Birinci sınıflar başlayıp durumu gözlemleyebilirler. Daha sonra işte kademeli olarak diğer sınıflarında yüz yüze eğitime katılması durumu söz konusu. Ama bu vaka sayılarıyla ve özellikle de önümüz kış, biliyorsunuz grip, salgın vesaire, hani zaten normal zamanlarda bile, geçtiğimiz senelerde bile en çok hastalığın olduğu, öksürüğün, hapşuruğun, artık her neyse tüm hastalıkların bir araya geldiği aylar. Dolayısıyla bu aylarda özellikle de bu koronavirüsün olduğu dönemde bu ikisinin birleşmesini hiç kimse istemez muhtemelen. Bu yüzden de okullarda çok fazla yayılım aracı biliyorsunuz ve devlet okullarında da bir özel okul kadar önlem alınamayacağı ya da sağlık ekipmanı noktasında, temizlik ekipmanı noktasında yeterli ölçüde ekipman sağlanamayacağını da tahmin edebiliyorsunuzdur zaten ki pek çoğunuz bundan yakınıyordu. Yorumlarda da bunu okuyoruz, yani sizlerin söylediği şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla bu yüzden eğitimin bir miktar daha, yüz yüze eğitimin aksaması, ötelenmesi söz konusu olabilir. Hani çok fazla kendimizi hazırlamamamız gerekiyor hani okula başlayacakmışız gibi, ama kesinlikle neye hazırlanmalıyız? Uzaktan eğitime hazırlanmalı ve daha da ötesinde kendimizi buna alıştırmalıyız. Çünkü dediğim gibi yeni dünyada buna mecburuz ve hızlı bir şekilde de adapte olmak zorundayız ki geride kalmayalım. Lütfen buna çok dikkat edin. Onun dışında tüm eğitim haberlerini partikülmatematik.com sitesinden de takip edebilirsiniz. Orada da an ve an tüm gelişmeleri, açıklamaları hemen yayınlıyoruz. Biliyorsunuz şu aralar hani çok dinamik bir eğitim sistemimiz var. Çok dinamik bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir şey çıkabiliyor. Yeni bir sistem öğreniyoruz. Birden bu olacakmış deniyor. Hani çok hızlı ilerleyen bir süreç. Normalde tabii tüm dünyada bu şekilde ne yazık ki. Bu yüzden dediğim gibi hızlı adaptasyon bizi öne geçirecektir. Sizler de şikayet etmektense, elbette çok zor bir dönem. Şikayet etmekte çok haklısınız ama şikayet etmektense biraz daha kendimizi bu olaylara hızlı bir şekilde adapte etmek bizler için daha faydalı olacaktır.
Biliyorsunuz bu arada Milli Eğitim bir fikrim var uygulamasına devam ediyor uzaktan eğitim için. Eğer bir fikriniz varsa bunu orada mutlaka yazın, paylaşın. Hangi sınıf düzeyinde olursa olsun hiç fark etmez. Eğer bizleri de EBA TV'de görmek istiyorsanız, yani partikül matematik olarak bizi de görmek istiyorsanız burada onu da belirtebilirsiniz. Sadece bunu da yazarak gönderebilirsiniz. Eğer faydalı olacağını düşünüyorsanız tabii ki de. Çünkü biz partikül matematik olarak size faydası olacak olan her şeye kesinlikle canı gönülden koşarız. Yardımda bulunmaya çalışırız. Bu noktada tabii ki de tercih sizin. Bu şekilde bir fikrim var uygulamasıyla çok rahat bir şekilde Milli Eğitim'e yazınızı ulaştırabilirsiniz. Kesinlikle bizim sözümüz dinlenmez, bizi okumazlar gibi düşünmeyin. Çünkü bunun için oluşturulmuş Milli Eğitim'de bir ekip var ve bu ekip bu yorumları sürekli okuyor. Dolayısıyla kesinlikle bir fikriniz varsa ya da bizleri orada görmek istiyorsanız bunu Milli Eğitim'le paylaşabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.